Niye başkan adayı olmak gerekir? Bu üyede neler çözmek gerekir? Proje zaten peşinden hepsinden gelecek. Hani projelerimiz fikir projesidir. Sonradan uygulamada görsel her şeyi her aday gibi biz de çıkaracağız ama öncelikle üyenin sorunlarını kısaca gerekiyor. Evet. Gözden geçirdim. Aynen. Ben öncelikle MHP'den niye aday adayı oldum? MHP üye belediye başkanlığına aday adayı niye olduğumdan başlayayım. Açıklamamda da belirttiğim gibi üye kentine vizyon kazandırmak için Evet. aday adayıyım. Akmayan trafiği, sorun olan trafiği çözmek için aday adayıyım. Çeşitli kurumların OSKİ Doğalgaz, Büyükşehir'in altyapı için kazdıkları çukurları düzeltmek için aday adayıyım. Güzel. Gelen yatırımcıları bıktırmak, yatırımdan vazgeçirmek için değil, belediyenin tüm imkanlarıyla çözüp yanında olmak için aday adayıyım. Sokak aralarında kötü şartlarda çevreye gürültü yayarak yapılan düğünler yerine örnek hazır bir büyük parkımız var veya birkaç tane daha olabilir. Buralarda halka uygun şekilde temiz, kentte yaşadığının farkına vararak ve bu hakkı onun elinde olduğunu göstermek için daha nezih ortamlarda belediyeye de para kazandırarak bir kısmı daha uygun ortamlarda çevreyi rahatsız etmeden kendi içinde daha güzel düğün, nişan, sünnet yapması için aday adayım. Ayrıca sel tehlikesi, küresel ısınmadan dolayı bir sel tehlikesi içerisinde dünyadaki tüm kentler gibi en son yaşadığımız büyük sel felaketinde son anda derenin taşmaması neticesinde çok büyük bir felaketten döndük. Burayla ilgili proje üretmek için aday adayım. Ordu büyük şehir oldu. Ordu'da büyük şehirle kavga ederek değil, ortak çözümler üreterek, proje üreterek olmak için aday adayım. Ünye'nin sembolü olan Çamlık'ı korumak için aday adayım. Çınar suyunu tekrar Ünye'de yaşayanların hizmetine açmak için aday adayım. Ve en büyük Ünye'nin eksiği olan OSB, Organize Sanayi Bölgesi ve istihdamı arttırmak için, bunu gerçekleştirmek için aday adayım. Önce bu başlıklarımı belirteyim. Tahrip olan ağaçlardan bir kısmı kesilmiştir başlığı altında çıkıp ağacın kökünde bir tane kuruma yok. Sıfır tertemiz bir çam ağacını kesip bunu gördüğümde bunun ben de bu kentte yönetenler olarak bunun nasıl yaptıklarının bunun nasıl arkasında durabileceklerini açıklayamadıklarından Evet, açıklayamadılar maalesef ve proje iptal edildi. evet, yani bunu görünce dediğim gibi Ünye'de yönetimin başına gelmenin bunun böyle olmaması gerektiğini içimde bir his doğdu. Ve inşallah bu kesilen ağaçların yerine Çamlık'a hiçbir şekilde betonarme bir proje değil. Sadece o eski yıkılan yere bir kır gazinosu, bir katlı ahşaptan Atatürk Parkı'ndakinin biraz daha büyüğü, çay, tost, kahve, spor yapanları gezentilerine İşte. oturabileceği. Bu orası Bakırcılar Caddesi. Belediyemiz Kültür Bakanlığı'ndan gerçekten dış cephe ve altyapı yol olarak güzel bir proje yaptı. Ancak görüyoruz ki yaptığı böyle duruyor, boş. Bir kişi geçiyor, bir trafik akıyor, akmıyor, işte araba geçiyor, geçemiyor ve bu Çarşı boş bununla bitmiyor. diyorsunuz. Yani kıyafetini giymiş, tertemiz ama kendini sunamıyor. Gelen tur otobüsü gene Yunus Emre'de bir çay içip gidiyor. Ünye'de böyle bir caddenin olduğunun farkında değil. Aynısı Kadılar Yokuşu'nda da. Ben eğer başkan olursam öncelikle bu gelen tur otobüsünün Çay da içtikten içindeki sonra çayını içip en az bir Bakırcılar Caddesi'nin en az bir Kadılar Yokuşu'nda bir fotoğraf çektirip daha sonra da bunları gittikleri yerlerde anlattığında akrabalarının Ünye'den geçerken biz de bir uğrayalım. Bir tane belki hediyelik eşya almasını sağlayacak şekilde buralara en az turların girmesini sağlayacak bir çalışma yapmak için düşüncem var. Bu Ünye'nin Bakırcılar Caddesi, evet çok güzel oldu dış cephe, altyapı ama boş. Yani ekonomi dönmüyor. Bu da yine Bakırcılar Caddesi olarak Antep'te Bakırcılar Çarşısı bir kere gitmeye nasip oldu. Canlılığa bakın.
Önünde hem bakırlarını yapıyorlar hem satış yapıyorlar. Turistik bölge bizim de Ünye turistik bölge sonuçta. Evet. Bu Antep çarşısı. Kapatılmış. Aynen, trafiğe kapatılmış. Bu Vezir Köprü. Yine ustamız oturmuş, çok güzel sergileyebiliyor ürününü. Çünkü insanlar dışarıda böyle gezerek yapmaya çalışıyor. Kesinlikle Bakırcılar Caddesi'nin trafiğe en kötü ihtimal her zaman değil ama belli bir saatten sonra kapatılması lazım. Hafta sonu olur, 5'ten sonra olur, acil arabalar girebilir. Kesinlikle yayalaştırılması gerekiyor. Bu da Saraybosna'da yine örnek. Bakırcılar Caddesi bizim Osmanlı'nın en büyük Avrupa Balkanlarda kalan güzel kentlerinden biri. Bunu ne yapmış? Satış ünitelerini koymuş. Arasta şeklinde Osmanlı dokusu. Bir de lokanta koymuş. Adam geziyor, yemen de yiyor. Antep'te de böyle. Biz de bakıyoruz, gez. Onun devamında oturacak bir yeri yok. Mesela benim gene aynı Bakırcılar Caddesi'nde Ünye'den bir abimiz güzel bir han yapmayı düşünüyor 3 yıldan beri. Kısmi projelerini yaptık, ön fikir. Belediyeye sunduk. Diyor ki hani bizde fikir, güzel şöyle arasta şeklinde burada turistler gezsin, burada bir kahvaltı yapsın. Ünye'nin insanları gelip burada. Proje sıfır noktada duruyor. Ben içindeyim, dışındayım. Hani böyle bir de güzel han da kazandırılabilir. Orada bir alanımız var inşallah. Bu Bayramca'da bir düğün fotoğrafı. İnsanlar sokak aralarında saat 11'e kadar yasa gereği olabiliyor. Havai fişekler, davul zurnalar, hastalar var, çocuklar var. Mahalle içinde ders çalışan var, sabah işe gidecek olan var. Bir gürültü şeklinde oluyor. Bu bence yanlış bir uygulama. Kentte yaşayan herkesin kentteki her türlü fonksiyondan yararlanma hakkı vardır bu. Bu nedenle de örnek veriyorum Atatürk Parkı, bir tane toplantı resmi. Şimdi şu fotoğraf sokak arasında olacağına sadece atıyorum 2 TL'ye sandalyeli mekan var. 2 milyara yemek yok. Buyurun belli şu saatler arasında otoparkımız da var. Buyurun gelin. Bunun yerine bunu nezih bir ortam. İnsan da bu kentte yaşadığının farkına varsın. Belediyenin bir hizmeti olur. 3 milyara tatlı, 4 milyara pilavlı, 5 milyara. Çünkü herkes Atakale'de, Çamlık'ta para, düğün yapacak şey yok. İşte bu manzara karşımıza çıkıyor. Bu da hem kentte gürültü, kirliliği, hem sokak aralarının genç, yaşlılar açısından gibi, emniyet açısından da sıkıntı. Evet. Aslında havai fişek, silah olayları bizim Karadeniz. Bu bir örnek. Yine gayet de güzel fikir. Şimdi Atatürk Parkı'nı ben uydu fotoğrafını aldım. Onu da göstereyim. Atatürk Parkı da aslında büyük bir alanı kapsıyor. Otoparkımız, restoran bölümümüz, iki katlı, çok düğüne müsait bir alan. Şu anda ölü pozisyonda çok nadir bir şekilde düğün oluyor. Bahçesi demin gösterdiğimde bunun şu bahçesi, organizasyonun olan, şu deminki sandalyeli olan. Şimdi burada aynı anda benim görüşüme göre otoparkı var. Burada da karşıda da otoparkımız var. Aynı anda 4 tane organizasyon olabilir fikrindeyim. En alt katta sünnet. Burada nişan. Üst katta düğün. Bu havuzlu bölmede de bir bölge var. Bomboş. Bir organizasyonda orada platform konabilir ortaya. İnsanlar oturabilir. Nazik. Yemek yerler. Bu parkta aynı anda 4 tane organizasyon olabilir. Ve belediye para kazanabilir. İnsanlar kentte yaşadıkları kentte yaşadıklarının farkına varabilir hizmet aldıkları için. Otopark para kazanır. Restoran para kazanır. Restoranı 3 liraya, bahçeyi 2 liraya, sandalye ver. Kendi yemeğini getirebilirsin de lokantaya. Yani bizim kırsal, kentsel bizim. Evet. Burada belediyemize büyük bir gelir olur. Bu parkta canlı ve sosyal bir park olur. Ve mahalle aralarındaki güvenlik açısından, ses açısından olaylarımız biter İşte diye düşüneceğiz. Kontrol altına almış oluruz. Aynen öyle. Bu da dediğim gibi organizasyon. Şimdi bir konuda mesela gene Ünye'nin, tabii bunlar Ünye'nin yaşamsal sorunları, büyük projeler ayrıca aktarılabilir. Bu otoparkın altında, kapalı sporun altında bir köylü pazarımız. Çarşamba günleri kuruluyor aynı pazarla beraber. Kısmen üstü kapalı ancak burası bir otopark.
Ben gezdiğimde hava sirkülasyonu sıfır. Gezdiğimizde sorduğumuzda mescit yok diyor bayan. Tuvalet çok pis diyor. Çocukların emzirebileceği, bayanların dinlenebileceği bir oturma yeri yok. Bank yok. Çünkü otopark. Temeli yok. Malını getirirken, işte arabasını getiriyor, indirirken, çıkarırken sorun. Bu üyeden bir park. Evet. Bu da geçen gün basından aldım. Dünyada ikinciliği aldı New York'tan sonra. Dünya Bankası, Avrupa Kredisi, Urla Belediyesi gerçekleştiriyor. Kadınların köylü ve kadın pazarı. Kadınların ürünlerini, el dokumalarını sergilediği alan, köylülerin mallarını sattığı alan, camlığa bakın. Tabii turizm bölgesi ama bizim ünyede yazın biliyorsunuz. Bu tertemiz, nezih, üstü kapalı. Avrupa'da ama ikinci ödülünü alıyor şu anda. Urla Belediyesi köylü ve kadın satış pazar yeri. Bu da aynı. Bakın kadınlar ürünlerini sergiliyor. Uygun belediyenin kontrolünde. Bu tarafta da köylü hazır. Hem turist hem yerli insanlar tertemiz, nezih bir ortamda satışını yapıyor. Parası da yerele kalıyor. Yani bizim köylümüz son köylü. Bundan sonra köyden bize yumurta, bir nesil sonra gelme olasılığı yok. İnek bakan yok, yeni nesil bakmıyor. Bu köylerimizi koruyup bu parasını da üyede harcıyor. Yani birebir aracısız getiriyor minibüsten, satıyor, oradan marketten bir şey alıyor, eve gidiyor veya biriktiriyor. Yani hem ekonomi için hem de insanların konforunu arttırmak için böyle bir köylü pazarı Ünye'ye, bizim kırsal arkamız ve organik diyelim artık köylü kadın pazarı mutlaka örnek bir proje kurulması gerekir düşüncesindeyim. Biz daha adayız. Bu projeler aday olduktan sonra, yani aday adayız. Şimdi bunları düşünmek lazım. Düşünmek lazım. Yani aday olduğunuzda daha çok projeler... Proje yönelecek. Bunlar sorunlar. Önce sorunları tespit edip sonra proje geliştirmek lazım. Bunun yeridir. Mesela Ünye'de hani bir de niye başkan adayı olmak istiyorum? Yani bunlar görmüyorsanız bu kentte sorun var. Yani bu kentte talep var. Bu kentte bir talebi artırma işi var. Mekanın da var. Atatürk Parkı bomboş duruyor. Tamam çimlerde koşabilirsin. Ama bir düğün, nişan aynı anda her türlü olur. Hani uygun şekilde. Bu da mesela gene benim kafama takılan Ünye'de yaşamsal. Hamboğazından sanayiye kadar saldırım bir benim. Baba taşı kondu biliyorsunuz. Bir bayan düştü. Peşinden iki bayan daha düştü çocuk. Bir bayan sonra bunun yatalağı oldu ve vefat etti. Onun hukuk mücadelesini sürdüren oğlu, ben bilirkişine de katıldım bunun şehir prensi olarak mahkeme süresinde. Bunu niye söylüyorum? Oradaki dosyaları da inceledim, fırsat buldum yazdığım için. İki kişi yazdık ve bakın kaldırıldı. Bunu ne Ünye Belediyesi ne Ordu Büyükşehir Belediyesi kaldırdı. Bunu mahkeme kararı kaldırdı. Bu da üzüntü verici bir şey. Şimdi tabii dosyanın içeriğini anlatmak yanlış olur ancak şöyle, kişi düşüyor. Belediye direkt çeviriyor. Biz düştük, bununla ilgili bir ne yapabilirsiniz? Belediye diyor ki, X bir makam, biz bunun sorumluluğu bizde değil, Ordu Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne aittir. Şimdi Ünye Belediyesi, Hamboğazı yolunda yaşayan insan olarak, Ordu Belediyesi büyük şehirdir, yapar gider. Sen burada yaşayan bir yöneten olarak, sen buna müdahil olmak zorundasın. Verdiği yazı, biz bununla alakamız yok, yapma ve sökme ve yetkisi Ordu'dur, yapan da odur, gidin oraya verin. Ordu'ya zaten gittiğinde onun muhatabını bulması, onun bunu anlatması çok zor. Yerinde çözüm istiyor. Aynen öyle. Ve bu, biz şöyle yazdık tabii haklı olarak. Bir kere rengi kaldırımla aynı. İşte, evet. Aralıkları çok sık. Ben bile takıldım bir kere. Minibüs duraklarımızın önüne bile şerit çekilmişti. Yani minibüs durağından binerken bile şeritlemiş. Bol gene koymuş. Aralıkları çok dar. Bunun turuncuları var, bunun çipleri var, bunun saksı tipleri var, bunun renklileri var, bunun modern tipleri var İstanbul'da, Ankara'da, Ege'de. Ve şu üzüntü verdi bana, hani bunu mahkeme kararı kaldırıyor. İnsanlar talep ediyor, o zaman belediyecilik nerede kalıyor diye. Beni kafama takılan, evet, bir konu. Demek ki
kaldırılabiliyormuş çıkan sonuç. Kaldırılmak da önemli. Bunun yerine daha güzeli de yapılabilirdi ama bu kentte yaşayan insanlar ve yöneticiler olarak bunu ancak biri ölünce, biri şikayet edince aklımıza geliyor. Çok basit bir konu ama kafama takılan konulardan biri. Bu da tabii işte bir görüntü olarak üyenin önce sorunlarında önemli işte sorunlarından biri gene sıfır geçen sel. Benim görüşüme göre tabii bir çözümdür. Bir önceki dönem bunların ayakları kalktı köprülerin. Su rahat geçiyor ama işte GCB'lerle köprünün altını temizleyerek bir sel çözülmez. Hani benim görüşüm budur. Yani kısmen çözersin, bir odun alırsın ama şu 5 dakika 10 dakika daha yağsa buradan değil her yerden taşıyor. Bu meydanda 10 dakika sonra arayollardan, altyapıdan ve bunun engelleyemezsiniz. Otu, böceği, adunu yollarda. Şimdi bu risk Ünye'nin en büyük risklerinden biri. Bunu da çözmek gerekiyor. Bunun için de projeler, fikirler tabii ki geliştireceğiz. Önce sorunların tespitini, bunlara yönelik, kente yönelik projeleri peşinden gelecektir. Evet, burada anladığınız şu, ben kentin sorunlarını biliyorum. Burada birkaçı. Evet, tabii. Önce bunları halledeceğiz. Evet. İleriki süreçte de yine projenin daha hızlı ve seri şekilde çağı yakalaması için projelerimizde halkımızla birlikte olacağız diyorsunuz. Aynen doğrudur. Anladığınız bu. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hamza Bey. İzleyicilerimize de bizleri dinlediği için. Evet. Onlara da teşekkür ediyoruz. Evet, Mustafa Aybastı geldiğinde sorunları biliyorum. Hızlı ve seri şekilde çözeceğiz diyor. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tekrar.